Oyun tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 25 oyunu serimizin ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayım. Bu videoda 15 numaradan başlayıp sırasıyla 1 numaraya doğru gideceğiz. İlk videonun girişinde bahsettiğim gibi liste ister istemez öznel. Fakat elimden geldiğince sıralamayı dünyadaki oyuncu kitlesinin genel düşüncelerine göre objektif kalarak şekillendirmeye çalışacağım. Listeyi ve sıralamayı yaparken belki de en zorlandığım videolar bu iki bölüm oldu. İlk bölümü de sağ üstteki kartı tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca abone olarak kanalımıza desteklemeniz, büyük bir sevgiyle yaptığımız bu yolda bize en büyük destek oluyor. Dilerseniz videomuza geçelim. Keyifli seyirler dilerim. Listemizin 15. sırasında Red Dead Redemption var. Bana kalsa çok daha yukarı sıralarda yer vereceğim serinin ilk oyunu, sadece konsollara özel olarak kalsa da tıpkı ikinci oyun gibi rahatlıkla efsaneler arasına girebilecek bir yapım. Hikaye olarak ikinci oyunun sonrasını konu alan Red Dead Redemption bana göre günümüz koşullarında bile oldukça başarılı sayılabilecek bir atmosfere sahip. Geçtiğimiz aylarda remaster edileceğine dair bazı söylentiler çıksa da bence her zaman her türlü gideri var ve ikinci oyunun gölgesinde kalmayı da hak etmiyor. Sırada bir dönemin efsanelerinden Mafia serisinin ilk oyunu var. Seri her ne kadar 3. oyunu ile birlikte farklılığa gitmiş olsa da ilk 2 oyunun yeri birçok oyuncu için çok farklıdır. 2020 yılında her 3 oyuna da gelen remaster ile yeniden oyuncularla buluşan Mafia serisi bence oyun sektöründe ciddi anlamda eksikliği hissedilen bir temanın ağır taş oyuncusu. Listemizin 13. sırasında ise belki de oyun tarihinin en unutulmaz karakterlerinden olan Ezio'nun hayatımıza girmesini sağlayan Assassin's Creed 2 yer alıyor. Bence oyun tarihinin karakter gelişimini en iyi yansıtan yapımları sırasıyla Assassin's Creed 2, Brotherhood ve Revelations olabilir. İlk, tek ve son kez birçok oyunda kendisine yer bulmayı başarabilen Ezio karakteri ilk karşımıza çıktığında son derece toy bir karaktere ve yeteneklere sahipken bu gelişim hem kişilik hem de yetenek anlamında o kadar güzel yansıtılıyor ki bize de sadece tebrik etmek kalıyor. Üçlemenin ilk oyunu ise son derece trajik anlara ve başarılı bir hikayeye sahiplik ediyor. Max Payne ise listemizde yer alması gereken bir seri. Fakat ben doğrudan listeyi serilerden değil oyunlardan oluşturacağım için ilk oyunu listeye alıyorum. Geçtiğimiz hafta ilk iki oyunla remaster yapılacağı duyurulan efsane seri yeniden ilk iki oyunun geliştiricisi Remedy'nin ellerinde oyuncularla buluşacak. Çıkış yaptığı dönem oyun mekaniği olarak sergilediği yenilikçi bir yaklaşım ile birçok oyuncunun aklında yer alan Max Payne saf aksiyon olarak da sevilen oyunlardan birisi. Ayrıca son derece trajik bir hikayeye ve buna paralel ortam tasarımları ile hikaye anlatımı olarak da kendi liginin çok üstlerinde bir oyundu. Birçoğumuzun öyle ya da böyle çocukluğunda bile olsa hayatına girmiş olan Super Mario Bros. Da bu listede olmazsa olmazdı. Nintendo'nun Pokemon ve Zelda ile birlikte ilk etapta aklıma gelen en amiral markalarından birisi olan Super Mario, muhtemelen dünyanın da en tanınan oyunlar arasında yer alır. Ayrıca genel kanının aksine dünyanın en çok satan oyun serisi GTA oyunları değil Super Mario serisidir. GTA ise Ocak 2022 itibariyle 5. sırada yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra ilk sağ ilerlemeli platform oyunu olarak da kendisinden sonra çıkacak oyunlar için örnek oluşturmuştur. Yine Nintendo eksklusifi olan bir oyun var. Legend of Zelda: The Breath of the Wild listemizin 10 numarasında. 2017 senesinde yılın oyunu ödülü alan The Breath of the Wild, ülkemiz gibi Nintendo kültürü ve oyunlarının son derece sınırlı kişiye ulaşabildiği yerlerde bile bu kadar ünlü olduysa elbette bir nedeni var. Keşfetmeye dayalı açık dünyasının yanında dozunda aksiyon ve bulmaca öğeleri oldukça ideal bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Breath of the Wild'ın ikinci oyununun 2023 senesinde çıkması beklenirken Zelda serisinin gelişip bugünlere gelmesinde Super Mario'nun geliştiricisi Shigeru Miyamoto'nun parmağı olduğunda ilginç bir not olarak paylaşalım.
Roleplay deyince eminim ki birçok oyuncunun ilk aklına gelen oyunlar Elder Scrolls serisinden birisi olacaktır. Elder Scrolls 5 Skyrim listemizde 9 numara. Öncelikle oyuncu modlamasına resmi olarak açık yapısı ile birlikte geniş özelleştirme seçeneği de barındırması Skyrim'i eğlenceli bir roleplay sandbox oyun olmasına neden oluyor. Özellikle yan görevlerin en az ana görev kadar başarılı ve ilgi çekici olduğu oyun üzerinden neredeyse 11 sene geçmesine rağmen şu an bile günümüzdeki birçok oyuna göre daha başarılı. Ve 2-3 sene içerisinde de 6. oyunu göreceğiz gibi görünüyor. Muhteşem müzikleri, İçinde yok olunan sayılı evrenlerden birisine sahip olması ve diğer birçok sebeple Skyrim listenin daha üstlerinde de olmayı hak edebilecek bir yapım. Listemizin 8. sırasında bir başka efsane oyun GTA San Andreas yer alıyor. 2004 senesinde çıkan oyun çıktığı döneme göre ve hatta günümüze göre bile hala aşmış bir oyundu. Çok yemek yersen kilo alırsın, ağırlık kaldırırsan kas yaparsın gibi oldukça yenilikçi ve ilginç dinamikler barındırıyordu. 1990'ların başında yükselen Amerika içindeki ırkçılık ve çeteciliğin yükseldiği bir dönemi konu alan yapım her yönüyle efsaneler listesinde çoktan yerini aldı bile. Yavaş yavaş yukarılara çıkarken 2020 yılının en iyi oyunu ödülünün sahibi PlayStation Exclusive oyunu Last of Us 2 bizi karşılıyor. Her ne kadar finali birçok oyuncuyu ikiye bölse de içerdiği çok küçük ayrıntılarla ve ses efektlerinin oldukça başarılı kullanılması ile ambiyansı olabilecek en iyi şekilde kullanılan oyunlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Zaten hikaye, oynanış, müzikler ya da ortam tasarımı gibi bir oyunda olması gereken en önemli şeylerden birkaçını iyi başarabilen oyunlar genel olarak sevilirken bunların neredeyse hepsini çok iyi yapan bir oyun Last of Us 2 gibi başyapıt seviyesine çıkabiliyor. Yakın zamanda bilgisayar oyuncularıyla da buluşan God of War listemizin 6. sırasında. 2018 yılı itibariyle radikal kararlar alarak oynanış türünde değişikliğe giden God of War serisi 2018 yılında belki de son yılların oyun tarihinde en başarılı ve önemli oyunlarının çıktığı bir senede yılın oyun ödülünü alabilmiş bir oyun. Bu sene içerisinde devam oyunu God of War Ragnarok'un da çıkacağını fakat ilk etapta sadece PlayStation 4 ve 5 için özel olacağını da hatırlatalım. Bir oyun düşünün ki yapımcısı firmayı ihya edip dünya çapında büyüğüne kavuştursun. İşte o oyun Witcher 3. Fark ettiyseniz listenin belli bir noktasından sonra hangi oyunu birinci sıraya koysanız sırıtmaz. Fakat Witcher 3 öyle bir oyundu ki yapımcısı CD Projekt Red'in üzerinde Cyberpunk için çok büyük bir beklenti oluşmasına bile neden olacaktı. Geralt başta olmak üzere karakterleri ve bu karakterlerin derinliği, müzikleri, dünyası ve hissettirdiği tekinsizlik, yan görevlerin bile birçok oyunun ana hikayesinden daha başarılı olması, DLC'lerinin bile başlı başına bir oyun gibi olduğu, her yönüyle sanat eseri gibi bir oyundu. Geçtiğimiz aylarda serinin 4. oyunu duyuruldu. Fakat oyunda yüksek ihtimalle artık Geralt'ın olmayacağını ve oyunu da yakın bir zamanda göremeyeceğimizi düşünüp heyecanımı frenlemeye çalışıyorum. Listemizin 4 numarası Half-Life 2. 2004 senesinde çıkan Half-Life 2, döneminin çok ötesinde bir fizik motoruna ve grafiğine sahip. Günümüzde üzerinden neredeyse 18 sene geçmesine rağmen hala güncel birçok oyuna taş çıkartır durumda. Half-Life 3'ün çıkmamasının nedeni olarak da zirvelere yükseltilen çıta ve beklenti olduğunu düşünüyorum. Son 3 oyuna geliyoruz. 3 numarada Red Dead Redemption 2 yer alıyor. Ne söylesem, nereden başlasam yetersiz kalır. Özellikle Arthur Morgan karakterinin oyun içindeki işlenişi ve karakter gelişiminden tutun, oyun haritasının bir sanatçı misali nakış nakış ince ayrıntılarla işlenmesine kadar Red Dead Redemption 2 başyapıt seviyesinde bir oyun. Az önce söylediğim gibi, bir oyun birkaç şeyi iyi yaparsa iyi bir oyun olur. Fakat birçok şeyi iyi yaparsa işte o zaman efsane olur. Listemizin sonlarına yaklaşırken
2 numarada bu listede görmenin sürpriz olmadığı bir oyun var. GTA 5 sıradaki oyunumuz. Açıkçası GTA 5 tamamen kişisel değerlendirme yaptığım bir liste olsaydı bu kadar yukarılarda olmazdı. Fakat 2022 ilkbaharı itibariyle hala 9 sene önce çıkmış bir oyun birçok platformda deli gibi satmaya devam ediyorsa ve en çok satanlar listesine yer alabiliyorsa bu oyunun hakkını da yememek gerek. Kişisel yorumum GTA 5'i efsane yapan hikayesi değil, tamamen online tarafı oldu. Özellikle arkadaşlar arasında roleplay şeklinde oynanmaya devam edilen GTA 5 hala güncelleme almaya ve desteklenmeye devam ediyor. Bize de tebrik etmek düşer. Listenin ilk sırasında ise Half-Life yer alıyor. Oyun tarihinin en köklü ve yaygın türlerinden FPS türünün ilk modern örneği dersek yanlış olmaz. Özellikle hikaye anlatımı açısından oyuncuya şok etkisi yaratan yapım, oyun dünyasında devrim yaratan bir oyun olarak da anılır. İçerisinden ilk olarak bir mod, daha sonra ise oyun olarak Counter-Strike gibi bir efsaneyi çıkarması bile Half-Life'ın ne kadar büyük ve efsane bir oyun olduğunu anlamanıza yetecektir sanıyorum. Peki sizin sıralamanız ne şekilde olurdu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bunu beğeni butonu aracılığıyla bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.